bizi temsil edecek. Bizlerin sıkıntılarını oraya taşıyacak. Bunlarla ilgili ve alakalı olacak. Bunları dile getirecek. Gördüğü zaman siyaseten veya hemşer olarak hal hatır soracak. Daha doğrusu sizin deyiminizle psikoterapi yapacak. İhtiyaçlarımızı soracak. Bizim bir beklentimiz yoktur. Ama özellikle şu aşamada ülkemizin içinde bulunduğu durumlar gerçekten çok sıkıntılı mecralarda. Bizim gerçekten samimiyetle idareci olabilecek, sıkıntıları dile getirebilecek, sıkıntıların üzerine gidebilecek, önerge verebilecek, komisyonlarda yer alacak, lafta vekil değil, icraatta vekil olabilecek insanlara ihtiyacımız var. Biz sizin de onlardan biri olabileceğinize Yılmaz Bey inanmıyoruz. 2015 Türkiye'nin genel seçimleri hakikaten son derece önemli. Türkiye açısından da hayati bir öneme haiz. Sivil toplum örgütlerimiz hakikaten toplumsal barışın, huzurun sağlanmasında, tesisinde ve devamında çok önemli roller üstlenmekle birlikte aynı zamanda sizin bağlı bulunduğunuz odanın da istihdam anlamında da ekonomik ekonomiye katkı verme anlamında da çok ayrı bir yeri var, bir önemi var. Her şeyin en iyisini ben bilirim. Zihniyeti zaten başından beri yanlış bir zihniyet. Hata yapmaya da açık kapı bıraktım. Danışarak yol almaya, kat etmeye çalışan insanların muvaffakiyetleri ve başarısının çok daha üst düzeyde seyredeceği inancını taşıyorum. İnşallah eğer kısmet olur ve seçilirsek kesinlikle sivil toplum örgütlerimizin temsilcileriyle her zaman bir arada olma, onlarla istişare süreçleri yaşama dönemlerini göreceksiniz. Ben bunun sözünü buradan veriyorum. Yılmaz Şahatoğlu olarak bana ulaşılması son derece kişilik olarak da, yapı olarak da, şu ana kadar üstlendiğim görev icabı olarak da bana ulaşılması son derece kolay olan bir insanım. Bundan sonraki süreçte de aynı şekilde olacak. Yani benim yaptığım iş icabı gece yarısı saat 1'de dağılıyorum, 2'de dağılıyorum, kalkıyorum, diyorum. Yani bizim insanlar için ulaşılma anlamında, irtibat kurma noktasında sorunlar yaşayacağınız bir insan olmadığını biliyorsunuz. Ama siyaset sahnesinde de aynı paralellik devam edecek. 2015 seçimlerini şu anlamda önemsiyorum. Hakikaten Türkiye'nin laik demokratik cumhuriyet rejiminin yol çatıda olduğu bir süreci yaşayacağız 2015 seçiminde. Dünyanın en dikta rejimlerinde bile kabul görmeyecek yasalar yavaş yavaş hayata geçirilmeye başladı. Mevcut parlamenter sistem yerine belki ülkenin bölünme sürecini de tetikleyecek bir başkanlık sistemi arzu ediliyor. Eğer mevcut iktidar parlamentoda anayasayı tek başına değiştirebilecek çoğunluğu sağlarsa artık bu son seçimimiz olacak.